All right, so I found this tour for like 10 euros. Okay, here you go. How many people? Six. That was about 10 euros for a 90-minute tour. So just, you know, they'll give us an audio tour. And we're at this area, kind of right next to the river, Bosphorus, and right behind us is the Soleimani Mosque. So, yeah, lots of boats. This is the boat. Yeah. Harun. Harun. Yes. Abi, orada çekmecede 6 tane bilet bir de. Yok yok, Boğaz. Bosphorus, yes? Yes. Okay. Come on, guys. How many people? Six. Three, four, five, six. Yes. Which? Okay. One, two. I paid for the baby too. One, two, three, four, five, six. Six. Okay. Okay, yeah. This one. I guess I didn't have to pay for it. But whatever. Okay, watch it. Hey, you guys want to go to the top? So right behind me is that bridge that we went yesterday, where everybody was fishing. So right next to it, on the other side, you have this boat tour that I'm taking. You can see the Galata Tower. Uh-oh.
Saray'ın en büyük son salonuna sahip. 36 metrelik köşesinde 400 ton ağırlığında devasa kristal adı gösterilir. Cumhuriyet döneminde onarım görmez. Kazıklama ve rekor enjektörü girerek yeni takviyesi yapılmıştır. 1984 yılında çıkan yangında hasar görmüş ve tekrar yükselmiştir. Was... 15 Temmuz Şehitler Çarşısı. Asya ve Avrupa'yı birleştirerek insanlığın hayalini gerçekleştiren köprünün temeli 20 Şubat 1970 tarihinde ve 30 Ekim 1973 tarihinde 500 bin kişinin katıldığı muhteşem bir törenle açılmıştır. Köprünün ayakları arasındaki uzunluk 1070 metre, toplam uzunluğu ise 1560 metredir. Deniz yüzeyinden yüksekliği 64 metredir. Ana kabloları taşıyan yüksek kuleler 165 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısıdır. Metrelik en dar ve akıntılı kısmına uzaktan bakıldığında eski harflerle Muhammed okunacak şekilde inşa edilmiştir. Hisar'ın üç büyük kulesi dünyanın en büyük kale burçlarına sahiptir. Hisar'ın projesi mimar Müslihettin Ağa tarafından çizilmiştir. 4 ay içinde bitirilen kalenin duvarlarının uzunluğu kuzeyden güneye 250 metre, doğudan batıya ise 125 metredir. Kalede 3 büyük burç ile çeşitli büyüklükte 13 burç vardır. Kalenin hendeği yoktur ve burçlar her birinin başlı başına savunmayı başaracak şekilde yapılmıştır. Surların kalınlığı batı tarafında 5 metre, güneyde ise 3 metredir. Dağ kapısı, Dizdar kapısı, Hisar Peçe kapısı ve Sel kapısı olmak üzere 4 ana ve mezarlık kapısı adlı bir tali kapısı vardır. Biri tıkalı, iki su mecrası, ikisi kaybolmuş 3 çeşmesi vardır. Camiden günümüze yalnızca yıkık minaresi kalmıştır. 1950'li yıllarda yapılan onarımları takiben müzeye çevrilmiştir. Rumeli Fortress. It was built by Fatih Sultan Mehmet in 1452 before the siege in order to prevent aid and reinforcements that could come from the Black Sea during the siege of Istanbul. Opposite to the Anatolian Fortress, it was built the narrowest and driest part of the Bosphorus. If you look at this region far away, you can be read Mohammed with the old letters.